ayak takımından tipler oluyor ve yazıyorlar, yazıyorlar. Adam lağımın içinde yüzüyor, lağımın içinden çıkıp çıkıp bağırıp çağırıp bir şeyler atıyor, yine lağımın içine dalıyor. Kaynıyorlar böyle lağımın içinde, arada sırada kafasını çıkarıyor. Bunlar ne Darwinizme karşı mücadele veriyor, ne PKK'ya karşı mücadele veriyor, ne İttihat-ı İslam'ı anlatıyor, ne Kur'an mucizelerini, ne iman hakikatlerini anlatıyor. Yan gelip yatan, sadece lağımın içinde kaynayan tipler. Ağzı bozuk, şeytanın adamları, bir iblis ordusu gibiler. Bunların varlığı işte Müslümanların daha çok sevap almasına, daha çok atak yapmasına, daha gayretli olmasına sebep oluyor. Bu mikropları yaratan da Allah. Eğer bu pislikler olmazsa, müminlerde atalet olur. Yani küfür gülühatı olarak bu pisliklerde ayrı bir şevk kaynağı olarak Allah tarafından yaratılır. Münafıklar ayrı, bunlar ayrı. Müminler bunların üzerinde yükseliyorlar işte. Yani bir anda münafıkların lağımı, bir anda küfrün lağımı ama onların üstünde cennet gibi bir Müslümanlık. Yani Müslümanların altında olan bir yapı. Ama haset, kin, nefret içerisinde kendileri boğulurlar, acı çekerler. Orada da müminler bereket, bolluk, neşe içinde, sevinç, sağlık, sıhhat içerisinde gelişmeye, yükselmeye devam ederler. Şimdi bu lağım güruhu diyoruz ya, bunlar da aslında Müslümanlık adına çıkıyor. Mesela biri diyor ki ben ehl-i sünneti savunuyorum, Abdülhamid tarafından. Peki kardeşim, namaz kılıyor musun? Yok. Oruç tutuyor musun? Yok. İslam'ı anlatıyor musun? Yok. İngilizlerin devletine karşı bir tavrın var mı? Yok. PKK'ya karşı bir tavrın var mı? Yok. Fuhuş yapıyor musun? Yapıyorsun. Homoseksüellik var mı? Var. Ondan sonra Müslümanlık adına bizi eleştirmeye kalkıyoruz. Eğer İslam'ı yaşamış olsan zaten bu kadar kirli ve karanlık lağım gibi bir ruha sahip olmazsın. Sana ancak lağım denebilir yani. Ama buna rağmen tabii eğitmek, anlatmak görevimiz. Bizim anlattıklarımızdan istesen de istemesen de etkileniyoruz. Bir süre sonra hakikaten düzeldiklerini görüyoruz.